Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Umarım sanız yerindedir. Sevgili arkadaşlar yeni bir konuya geçiyoruz. Konumuzun adı grafik problemleri. Başka bir deyişle grafik tabloyu işleyeceğiz. Arkadaşlar hangi sınava giriyorsa girelim. Kesinlikle banko sorular geliyor. Özellikle dairesel grafikle ilgili soru gelme ihtimali daha yüksektir. O yüzden ilk önce dairesel grafiği işleyeceğim sevgili arkadaşlar. Daha sonra doğrusal grafikleri işleyeceğiz. Daha sonra bir dairesel bir doğrusal yan yana geliyorsa bu tarz sorular çözeceğiz. Ve en son tablo sütun grafiklerinde işlemiş olacağız. PDF'inizi indiriyorsunuz. Benimle birlikte yazarak güzel bir şekilde bu konuyu bitirirseniz hiçbir sıkıntınız kalmayacak sevgili arkadaşlar. Ben soruları sadece çözüp geçmeyeceğim. Aynı zamanda sorular üzerinde sevgili arkadaşlar konuyu anlatacağım. Burada zaten bu Konu öyle bir konu ki soru üzerinde anlatılır. Her soruyu bir ya da iki yolla çözeceğim sevgili arkadaşlar. Farklı farklı yollarla da çözülüyor. Ama mümkün olan en pratik en doğru yol ne ise. O yolları sizlere göstereceğim. Bismillah dediniz mi? Evet başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar dairesel grafikle başlıyoruz. Dairesel grafik ne demek? Şöyle bir daire bir çember varsa dairesel grafik sorusudur. Şimdi başlayalım. Yukarıdaki daire grafiği bir okuldaki öğrencilerin göz renklerine göre dağılımını göstermektedir. He, ela gözlü, siyah gözlü, yeşil gözlü, mavi gözlü. Siyah gözlü öğrenci sayısı mavi gözlü öğrenci sayısından 40 fazla olduğuna göre yeşil gözlü öğrenci sayısı kaçtır? Arkadaşlar bunu iki farklı yolla çözebiliriz. İlk önce şuradaki açıyı bulmamız gerekiyor. Bakın bu ne demek? Bu 90 demek. Yani burası 90 derecedir. Tamamı, yani tam bir tur attığınızda şu tüm açıların toplamı daima 360 derecedir. Yani şu, şu, şu ve bu açının toplamı 360'tır. Toplayalım. 90, 120 daha, 210. 50 daha 260 oldu. 360 olması için buraya 100 dememiz gerekiyor. Dolayısıyla şurada verilmeyen açı 100 derecedir. Nereden biliyorum? Çünkü hepsinin toplamı 360 derecedir. Arkadaşlar birinci yoldan çözüyorum. Diyor ki bakın siyah gözlü öğrenci sayısı mavi gözlü öğrenci sayısından 40 fazladır. Siyah neresi? Şurası. Siyah gözlü öğrencilerin merkez açısı 120 derecedir. Mavi gözlü öğrencilerin merkez açısı 100 derecedir. O zaman buradaki açı buradaki açıdan kaç fazladır? 120'den 100 çıkar. 20 derecelik bir fazlalık var. Zaten bu da diyor ki 40 öğrenciye denk geliyormuş. He, 40 kişiye denk geliyor. Yani ne demek istiyor sevgili arkadaşlar? Siyah gözlü öğrenci sayısı mavi gözlü öğrenci sayısından 40 kişi fazladır diyor ya. E buradaki açı buradaki açıdan 20 fazladır. O zaman 20 derece demek ki 40 kişiye denk geliyormuş. Bana neyi soruyor? Diyor ki yeşil gözlü öğrenci sayısı kaçtır? Yeşillerin merkez açısı 50 derecedir. Yani bana diyor ki 50 derece kaç öğrenciye tekabül eder? Arkadaşlar bu konu oran orantı konusudur. Başka da bir şey değil. Yani bu şekilde oran orantı yaparak kesinlikle soruları çözüyoruz. Yani 20 çarpı x eşittir 50 çarpı 40'tan gidebiliriz. Veya şöyle pratik olmamız gerekiyor. Şu şunun kaç katı? 2 katı değil mi? Bakın 40 20'nin 2 katı. O zaman x de 50'nin 2 katı olmalı. 2 kere 50 100'dür. Yani başka bir deyişle 20'ye 40 ise 50'ye 100'dür. Dolayısıyla cevabımız 100 olacak. Bu birinci yoldur sevgili arkadaşlar. Bu şekilde oran orantı yaparak bulabilirsiniz. Şimdi bir de ikinci yoldan göstermek istiyorum. İkinci yoldan göstermek istiyorum. Sevgili arkadaşlar tekrar yani burası zaten 90 derece buranın da 100 derece olduğunu bulmuştuk. Eğer kafanız çok karışıyorsa o zaman bilinmeyen üzerine gitmeniz gerekiyor. Örneğin siyah gözlü öğrenci sayısına 120x dersek Ela gözlü öğrenci sayısına 90x diyeceğiz, mavi gözlü öğrenci sayısına 100x diyeceğiz çünkü merkez açısı 100'dür ve yeşil gözlü öğrenci sayısına da 50x diyeceğiz. Bana diyor ki siyah gözlü öğrenci sayısı mavi gözlü öğrenci sayısından 40 kişi fazlaymış. E, siyahlar 120x'tir arkadaşlar bakın 120x'tir, maviler de 100x'tir. Yani bu bundan 40 fazladır. He, bu eşittir bunun 40 fazlasına. Ya da aralarındaki fark 40'tır diyebiliriz. Zaten bunu bu tarafa atarsanız 20x eşittir 40 oluyor. Buradan x eşittir 2 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Neyi sormuş? Yeşil gözlü öğrenci sayısı kaçtır diye sormuş. Yeşillerin sayısı 50x demiştik. X'i de biz 2 bulduk. O zaman 50 çarpı 2 100 kişidir yeşillerin sayısı. Sevgili arkadaşlar inanılmaz basit bir konudur. Lütfen güzel bir şekilde notlarınızı alın. Bakın soruları çözüp geçmeyeceğim. Soru üzerinde size temel mantığını öğreteceğim. Zaten temel mantığını öğrenirseniz inanılmaz pratik olacaksınız. Bunu farklı farklı yollarla da çözebiliriz arkadaşlar. Mesela şuradaki sıfırları atarsanız bakın şuradaki sıfırları atar, atabilirsiniz. Ne bileyim yani mesela buraya 10x, buraya 9x, buraya 12x, buraya 5x de diyebilirsiniz. Seçim sizindir. Yani bir sorunun bir çözüm yolu yoktur. Birkaç çözüm yolu vardır. Biz en doğru çözüm yolunu uygulayacağız. Arkadaşlar birinci sorumuzu çözdük. İkinci soru. Şimdi sorularda genelde sınavda şöyle bir şey çıkıyor haberiniz olsun. Diyor ki aşağıdaki mesela ikinci ve üçüncü soruları buradaki bilgiye göre birbirinden bağımsız çözünüz. Buradaki kutucuğa dikkat ediyoruz. Yani bu soruları birbirinden bağımsız çözüyoruz. Bakın bu grafiğe bağlı birinci sorumuz burada. İkinci sorumuz da burada olacak sevgili arkadaşlar. Şimdi bir mağazada A, B C marka tabletleri vardır. Mağazanın sahip olduğu tablet sayılarının bu markalara göre dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte verilmiştir. Bakın burada bir açı vermemişler. O açıyı bulmamız gerekiyor. Hocam bunların hepsinin toplamı 360 derecedir. Harikasın sen. O zaman toplayalım. 140 ile 160'ın toplamı kaç oluyor? 300 oluyor. O zaman buraya da 60 dememiz gerekiyor ki bu ile bunun toplamı 360 da burada 360 olsun. Sonra bize diyor ki bakın ilk sorusunu çözüyoruz. Yani bu bilginin ilk sorusu. Bu mağazada bu üç markadan toplam 144 tablet olduğuna göre C marka tablet sayısı B marka tablet sayısından kaç fazladır diye sormuş. Sevgili arkadaşlar, toplam merkez açı ne kadardır? 360 derece. Bakın ilk önce oran orantıdan yapıyorum tamam mı? Yani 360 derecedir. Tamamı 360 derecedir. Bana diyor ki toplam 144 tane tablet var. He. O zaman 360 derece 144 tane tablete de tekabül ediyor. Neyi sormuş? C marka C marka tablet sayısı B marka tablet sayısına kaç fazladır? Yani C B'den kaç fazladır diye sormuş. 160 140'tan ne kadar fazla? 160'tan 140 çıkar 20 fazla. Yani bana diyor ki 20 derece kaç tablete tekabül eder? He vallahi buradan şöyle çözebiliriz ha. Hocam ben bunu nasıl yapacağım? Kardeşim bak şöyle x eşittir tamam mı? 20 çarpı 140 20 çarpı 144 bölü 360. Anlamış mısın? Ondan sonra buradaki sıfırla buradaki sıfırı sadeleştir. 2'ye böl 1. Bunu 2'ye böl 18. 144'ü 18'e bölse kaç olur? 8 olur. Yani cevabımız 8 olacak. Bu birinci yol arkadaşlar. İkinci yol nasıl? İkinci yoldan göstereyim. Şurayı sileyim hızlı bir şekilde. Evet 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 harikayız harikayız dahiyiz. Bu sınavı kazanacağız ha. Sevgili arkadaşlar bakın şuradaki açıyı bulduktan sonra işte A'ların sayısına 60x dersek C'lerin sayısına 160x diyeceğiz. B'lerin sayısına da 140x diyeceğiz. Veya 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 Arkadaşlar eğer büyük sayılarla uğraşmak istemiyorsanız şuradaki sıfırları sadeleştirebilirsiniz. Tamam mı? Bakın şuradaki sıfırları atıyorum. Var mı bir sıkıntı? Atabilirim. İstersem hepsini 2 ile de sadeleştirebilirim ama gerek yok. Şimdi diyor ki toplam 144 tane tablet var. Hepsini toplayalım. 14 ile 16'nın toplamı 36 6 daha 36. Yani tamamı 36x'tir. Neye tekabül ediyormuş? 144 tane tablete tekabül ediyor. O zaman her iki tarafını 36'ya bölsem x eşittir kaç çıkıyor? 4 mü? 4 kere 6 24 Evet 4 çıkıyor. X'i 4 bulduk. Bana diyor ki C'lerin sayısı B'lerin sayısından kaç fazladır? C'lerin sayısına 16x demişim. B'lerin sayısına da 14x demişim. Bu bunlar ne kadar fazla? E valla 2x fazla. X'i de biz 4 bulduk. 2 kere 4 sonucumuz 8 olacak. Bu kadar. Bu kadar. He valla. Arkadaşlar üçüncü sorudayız. Bakın aynı soru, aynı soru. Bu sorunun yani yine aynı şuradaki grafiği kullanarak diğer soruyu çözeceğiz. Muhtemelen sınavda gelirse sevgili arkadaşlar Böyle bir şey verecekler size. TYT'de genelde öyle olmuyor. Bakın eğer tyt çalışıyorsanız böyle bir grafik verirler. Yanına sadece bir soru veriyorlar genelde. Ama DGS, KPSS ve ALES'te böyle bir grafik verirler. Bu soruları birbirinden bağımsız olarak çözünüz. Bakın aynı grafik biz buraya kaç bulmuştuk? 60 bulmuştuk. Bakalım ne diyor? Bu mağazaya 20 tane daha A marka tablet alınıyor. Böylece A marka ta tablet sayısı B marka tablet sayısına eşit oluyor. Önemli bir kelime. Buna göre son durumda markette toplam kaç tane tablet vardır diye sormuş. Arkadaşlar bakın benzer şekilde yani ben bunların sayısına 60x diyebilirim ya da 6x derim. Şunların sayısına 16x diyorum. Bunların sayısına da 14x diyorum. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Hocam efendim ya neden 60x, 160x, 140x demedim? İyi de bu sıfırları sadeleştiriyorum. Yani sonuçta ben oran orantı yapmıyor muyum? İstediğim değeri verebilirim. Tamam böyle yapabilirsin ya yani bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bakın A marka tablet sayısından bahsetmiş. B marka tablet sayısından bahsetmiş. A marka da kaç tane tablet var? 6x tane tablet var. Çok güzel. B marka tablet sayısı kaçtır? 14x'tir. Harikayız. 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 Diyor ki bu mağazaya 20 tane daha A alınırsa A'ların sayısı B'lerin sayısına eşit oluyor. He. A marka tablet sayısı 6x'tir. 20 tane daha A marka tablet sayısını alırsak bu oluşacak A marka tablet sayısı B markası tablet sayısına eşit oluyormuş. E ne güzeldir. O zaman bunu bu tarafa at. 14 xten 6 xi çıkar. 8 x eşittir 20 oldu. Buradan sevgili arkadaşlar şöyle 4'e böl 2 x eşittir. Bunu 4'e böl 5. Yani bu burada kalsın. x eşittir 5 bölü 2 de yapabiliriz. Fark etmez. Şimdi benden neyi soruyor arkadaşlar? Son durumda toplam kaç tane tablet var? Toplam ilk önce kaç tane tablet vardı? 14x artı 16x, 30, 30x, 6x daha toplam 36x tane tablet vardı sevgili arkadaşlar. 20 tane de A marka tablet almıştık son durumda. Son durumda tablet sayısını soruyor sevgili arkadaşlar. 20 tane de son durumda almıştık. Dolayısıyla ilk önce 36 tane, 36x tane tablet vardı ve 20 tane de sonradan aldık. Ee, sevgili arkadaşlar burada x eşittir 5 bölü 2 diyebiliriz. Yani x eşittir 5 bölü 2 diyebiliriz. Ya da 2x 5 ise 36 x de kaç oluyor? İşte 18 katı 90 diyebiliriz. Fakat yerine yazalım. Yani x yerine 5 bölü 2 yazalım. A burada. Bakın x'i siliyorum. x yerine 5 bölü 2 yazıyorum. Çünkü x'i 5 bölü 2 bulmuşum. 36'yı 2'ye böldüm. 18, 18 çarpı 5 90 artı 20. Sonucumuz kaç oluyor? 110 oluyor. Yani son durumda toplam 110 tane tablet vardır diyoruz. Yani cevabımız Edirne oluyor sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz, devam ediyoruz. Şekildeki dairesel grafik bir ailenin aylık giderleri için kira, yakıt, gıda, fatura, giyim ve eğitim harcamalarının payını göstermektedir. Bu aile gıdaya ayırdığı paranın %5'ini ve giyime ayırdığı paranın %20'sini eğitime ayırdığı bütçeye aktarıyor. Buna göre son durumda bu ailenin eğitim harcamaları toplam giderin yüzde kaçıdır? Sevgili arkadaşlar, bakın. Şimdi ilk önce verilmeyen açı var. Şuradaki açıyı bulmamız gerekiyor. Şimdi burada beynimizi devreye sokmamız lazım. Burası ne? 90'dır. He. Toplayalım. O zaman bakalım kaç oluyor? 90 120 daha 210. Bakın 54 ile 36'nın toplamı 90'dır. 90 90 daha 180 120 daha 300 o zaman buraya 60 düşüyor. Burası 60'tır. Bir daha bakın 90, 90 daha 180, 120, 60 daha 180, 180 artı 180, 360 oldu. Ver asıl giyimin merkez açısı 60 derecedir. Şimdi arkadaşlar diyor ki bu aile gıdaya ayırdı. Yani tamamı 360 derecedir bunu biliyoruz. Kimlerden bahsetmiş? Gıdadan bahsetmiş. İsterseniz yazalım. Bakın gıda Gıdanın merkez açısı ne kadar? Bakı bakıyorum, bakıyorum, bakın 120. Abo, baya yemek yiyorlar ha. Çok yemek yiyorlar. 120 diyelim. Ya e tabi burada yüzde sorduğu için x mixle ile işiniz yok sevgili arkadaşlar. 120 deyin gitsin. Ondan sonra giyimden bahsetmiş. Buraya da giyim diyorum. Giyim. Giyimler ne kadar? 60. E, çok fazla şey giymiyorlar. Güzel. E, bunlar nereye aktarılıyor? Eğitime. Eğitimin merkez açısı ne kadar? Eğitim. Eğim yazdım ya. Eğitim. 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 He valla. Eğitim de 54 derecedir. Güzel. Şimdi bakalım neler söylüyor. Diyor ki gıdaya ayırdığı bütçenin %5'ini eğitime aktaracağız. Bir de giyime ayırdığı bütçenin %20'sini eğitime aktaracağız. Şimdi gıdanın %5'i kaçtır? Bunun 5 bölü 100'ü kaçtır? Aa, aha. Hemen şuradaki sıfırla buradaki sıfırı sadeleştirdim. Bunu 5'e böldüm 1. Bunu 5'e böldüm 2. 12'yi 2'ye böldüm 6. Yani 6'sını eğitime aktaracağız. Artı 6 oldu mu? Güzel. Burası oldu 60. Giyimin de, giyimin de %20'sini akt eğitime aktaracakmışız. Bunun %20'si kaçtır? %20'si buradaki 0, buradaki 0 götürdü, buradaki 0, buradaki sıfır götürdü. Alt kere 2, 12. Bu 12, 12'yi de buraya aktaracağız. O zaman eğitimdeki merkez açı son durumda ne olacak? 54, 6 daha 60, 12 daha 72 olacak. Yani kısacası arkadaşlar tamamı 360 derece değil miydi? Tamamı 360 dereceyken eğitimin son durumdaki merkez açısı da 72 derece olduğunu görüyorum. Bana diyor ki son durumda bu ailenin eğitim harcamaları toplam giderin yüzde kaçıdır? Yüzde x'tir. Ah yüzde problemlerini işledik ya. 360'da 72 ise yüzde kaçtır? Anlamış mısın? Çok güzel. Arkadaşlar şöyle yapabiliriz direkt. Bakın şöyle yapabiliriz. Ya da bunu 5'e bölsek 72 oluyor. 5'e bölsek 20 oluyor. Cevabımız Bursa. Hocam anlamadım. Bak x eşittir direkt. 100 çarpı 72. Anlamış mısın? 100 çarpı 72 bölü 360. Buradaki sadeleştirmelerini yap. İşin içinden çık. Ne düşünüyorsun? Buradaki 0, buradaki sıfır götürüyor. 72 36 böl. 2'yi 10 çarpı 2, 20 oluyor. Anlamış mısın? Ya da şöyle git. 360'tan 72'si eğitime gidiyormuş. Eğitim yüzde kaçtır diyor. Sadeleştirirsen 1 bölü 5 oluyor. Paydayı 20 ile genişletirsen 20 bölü 100 oluyor. Yüzde 20 olduğunu görüyorsun. Yüzde 20. Anlamış mısın? Evet. Sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Beşinci ve altıncı soruları buradaki grafiğe göre cevaplayınız. Hocam altıncı soru nerede? Bir sonraki sırayda. Ha burada. Anlamış mısın? Çok güzel. Bir okul arazisinin alan dağılımı aşağıdaki dairesel grafikte verilmiştir. Bu okul arazisi ile yeşil alan için ayrılan bölge spor alanı için ayrılan bölgeden 540 metrekare daha büyük olduğuna göre binalar için ayrılan bölge kaç metrekaredir diye sormuş. Şimdi verilmeyen açı var mı? Valla hepsini vermişler Allah razı olsun çok güzel. Direkt şöyle yapalım sevgili arkadaşlar bakın oyun alanına 100x diyelim mi? Aa, Binalar için ayrılan 50x diyeceğiz. Efendim söyleyeyim spor alanı 75x oluyor yeşil alan da 135 x'tir. Yani hepsini 5'e de bölebilirdim. Gerek yok. Bu şekilde gidelim. Şimdi, şimdi, şimdi harikayız, harikayız, harikayız. Diyor ki yeşil alan için ayrılan bölge yeşil alan nerede? Yeşil yeşil neredesin? 135 x'ten bahsediyor. He valla 135 x. Bakın yeşil nerede? Avalı burada. Spor alanı için ayrılan bölgeden 540 fazlaymış. Spor alanı neredesin? Spor alanı. Valla 75x'sin sen ha. He. yani bu bundan ne kadar fazlaymış? 540 fazlaymış. Aa. Aha. 540 ekliyoruz. Yani bu küçük olana 540 ekleyeceğiz ki eşitlik sağlansın. Anladın? Hemen şunu bu tarafa atıyorum. 135'ten 75 x'i çıkarsa kaç olur? Tabii bu biraz zor ha. Bak 135'ten 75'i çıkaralım. Bakalım bütün beynimi devreye soktum çıkarıyorum. Şurası 0. 13'ten 7 çıkar 6. Eval 60x. 60 x eşittir 540 çıktı. Buradaki sıfırla buradaki sıfır gitti. x eşittir 54'ü 6'ya böl. 9 mu? Aha x'i bulduk. Neyi soruyor bizden? Ee, binalar için arılan bölge kaç metrekaredir? Bina neredesin? Bina. A, burada. Ve 50 x'i soruyor. Vallahi x'i de 9 bulmuşuz. 50 çarpı 9 450. Var mı şıklarda? Olmaz mı? Kardeşim bu sınavı kazanacağız. Kafamıza koymuşuz. Aha. Arkadaşlar bakın aynı aynı sorunun aynı sorunun 6. sorusu. Yeşil alanın 9'da 1'i ile oyun alanının 4'te biri kullanılarak bir kapalı spor salonu binası yapıldığında binaların toplam alanı okul arasının yüzde kaçını oluşturur? Şimdi arkadaşlar bakın yüzde soruyorsa size yani vermem gereken teknik şudur. Eğer yüzde soruyorsa X'tir, mix'tir, a'dır bilinmeyen kullanmayın. Canım kardeşim zaten yüzde demek bir oran demek. Eğer oran yapıyorsan, oran orantı kullanıyorsan bilinmeyene gerek yok ki. Ne demek istiyorum izle. Tamamı 360 bunu biliyoruz. Yeşil alanın 9'da biri. Şimdi arkadaşlar bakın yeşil alanı ne diyelim? 135 x demeyelim artık. X desen de çıkar ama gerek yok kafanı karıştırma. Oyun alanın e, şeyine 100 metrekare diyelim. Buna 50 metrekare diyelim tamam mı? Buna da 75 metrekare diyelim öyle düşünün. Şimdi diyor ki yeşil alanın 9'da biriyle oyun alanının 4'te biri kullanılarak yeni bir bina yapacağız. Ona da dikkat edeceğiz arkadaşlar bina yapacağız. Çünkü son durumda binalardan bahsediyor ona dikkat edeceğiz. Şimdi arkadaşlar ne binası yapacağız? Kapalı spor salonu yani yeni bina diyelim. Yeni bina. Bu ne binası? Hocam kapalı spor salonu. Kapalı spor salonu ne demek? İçinde mesela spor yapıyoruz. Binadır kendisi. He Şimdi yeşil alanın 9'da biri. Bunu 9'a bölelim o zaman. Kaç oluyor? 135'i 9'a bölsem 15. He şuraya 15. Yani yeşil alanın 9'da biri 15 metrekare oluyor. 15 metrekare yani yeşil alanın 15 metrekaresi için yeni bina yapacakmışız. Kapalı spor salonu ve aynı zamanda e, oyun alanının da 4'te birini kullanacakmışız. Oyun alanı nerede? 100. Bunun 4'te biri nedir? 4'e bölüyorum. 25. Artı bir de 25. Ne yaptım? Yeşil alanının 9'da biri 15 metrekare oluyor. Ve oyun alanının 4'te biri 25 metrekare oluyor. Yani toplam kaç oldu? 40 metrekare oldu. Yeni bir bina yaptık. Peki yeni oluşan binanın merkez açısı kaç olacak? 40 derece olacak arkadaşlar. Çünkü merkez açılara göre gittim. Sonra demiş ki Binaların toplam alanı okul arasının yüzde kaçını oluşturur? Tamamı zaten 360'tı. Bunu biliyorum arkadaşlar. Bakın tamamı 360 derece değil miydi? Evet. Eskide var olan binalar hangileriydi? Bunlardı arkadaşlar. Yani binalar 50 metrekare 50 dereceydi. Yeni bina yapmışım 50 metrekare. Toplam binalar ne oldu? 50 40 daha 90 metre derecelik oldu arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Binalar zaten vardı. 50 derecelik açı vardı. Ben bunun 4, 3, 9'da biri ve bunun dörtte birini aldım. 40 metrekare yeni bir bina oluşturdum. 40 metrekarelik alanda bina var. E daha önce de 50 metrekarelik alanda bira vardı. 50, 40 daha toplam 90 derecelik açı olacak. Anlamış mısın? Çok güzel. Yani kısacası tamamı 360 dereceyken binalar için 90 derecelik açıysa zaten diyor ki binalar toplam okul arazisinin yüzde kaçını oluşturuyor? Yüzde x diyoruz. Aha. Aha. Vallahi arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Ya da bakın bunu dörde bölsek 90 oluyor. Bunu 4'e bölün 20 pratik yoldan gidebilirsiniz. Veya son durumda 360 dereceden 90 derecesi binalar için ayrılmışsa sadeleştirmelerinizi yaparsanız bir bölü 4 çıkacak. 25 ile genişletirsek 25 bölü 100 oluyor. Yani %25 oluyor. Pardon %25 oluyor. Ha %20 değil. %20 değil. Kafayı yeme. Anladın? Burası %25'tir arkadaşlar. Bakın 360'ı 4'e böl. 90. 100'ü 4'e böl. 25. Niye kafam karıştırıyorsun? Budur sevgili arkadaşlar. Yani bir şey değil. Emin olabilirsiniz. Yani zor değil. Sadece birazcık çalışmanız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. 7. ve 8. soruları şuradaki bilgiye göre cevaplayınız diyor. Aşağıda 4 kardeş arasında bir arazinin pay dağılımını gösteren daire grafiği verilmiş. Can ve Dilan paylarından vazgeçmiş ve bu paylar diğer kardeşler arasında eşit olarak paylaştırılmıştır. Buna göre Burcu'nun payı yüzde kaç artmıştır? Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Benden neyi soruyor? Yüzde soruyor. X mix ile işim var mı? Gerek yok. Çok güzel. O yüzden arkadaşlar madem X falan işimiz yoksa biz direkt şey yapalım. Hepsini yazalım. Bakın Ali, efendime söyleyeyim Burcu, Can ve Dilan'dan bahsetmiş. Doğru mu? Evet. Şimdi, şimdi, şimdi. Sevgili arkadaşlar. Eğer yani benden yüzde soruyorsa o zaman direkt mesela Ali'nin payına 30 diyelim. Yani 30 milyon 30 TL öyle, öyle düşünün. Burcu'nun payı 150'dir. Çok güzel. Ondan sonra Can'ın payı 60'tır ve Dilan'ın payı da 120'dir. Bu soruda bana diyor ki Can ve Dilan kendi paylarından vazgeçmiş ve bu vazgeçilen payları diğer kardeşler arasında eşit olarak paylaşılacak. Şimdi Can'la Dilan'ın toplam payı ne kadardır? Topluyorum. 60 artı 120, 180'dir. Doğru mu arkadaşlar? Artık bunlar kendi paylarından vazgeçti. Bunu ne yapacağız? Eşit miktarda diğer kardeşlere paylaşacağız. Yani 180'in yarısı ne eder? 90. Buna artı 90 düşecek. Buna da artı 90 düşecek. Şimdi bana diyor ki son durumda burcunun payı yüzde kaç artar? Şimdi burcunun payı 150 idi. Ne kadar arttı? 90 arttı. Yani 150'de bakın 150'de 90 artıyorsa 90 artıyorsa yüzde Kaç artar diyeceğiz. Yüzde problemlerini işledik sevgili arkadaşlar. Burcunun payı 150 iken 90 arttı. Yani son durumda mesela bakın 950 ile 90 ekleyin, toplayın 240. 150 150'de 90 artıyorsa yüzde kaç artmıştır? Bu şekilde yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Direkt şöyle yapabilirsiniz. Bakalım x eşittir 100 çarpı 90. 100 çarpı 90 bölü 150. Aha. Bundan sonra bir kendimizi parçalayacağız. Bunu buradaki sıfır buradaki sıfırı götürsün. 3'e böl 3. Bunu 3'e böl 5. 100'ü 5'e böl 20. Hata yapma. 20 çarpı 3 60. Ah. Var mı şıklarda var Ya da şöyle gidebilirsiniz arkadaşlar. Burcunun payı 150'den ne kadar artıyormuş? 90 artıyormuş. Bunu sadeleştirirsiniz. 3'e böl 3. Bunu 3'e böl 5. 20 ile genişletirseniz 20 kere 3 60. 20 kere 5 100. Bakın %60 arttığını görüyoruz. Aynı sorunun diğer şeyi arkadaşlar. Tabi soruları birbirinden bağımsız çözüyoruz. Toplam bir 800 metrekare olan bahçedeki kendi paylarının tamamını satan Dilan ve Burcu bu satışlarda eşit miktarda para elde etmişler. Güzel. Bak bunlar önemli kelimeler ha eşit, aynı, özdeş, farklı. Bunlar çok önemli kelimelerdir sevgili arkadaşlar. Burcu kendi payının metrekaresini 60 TL'ye satına göre Dilan kendi payının metrekaresini kaç TL'ye satmıştır? Arkadaşlar, bakın burada TL sormuş. Yüzde sormuş mu? Hayır. O yüzden bilinmeyen kullanmak zorundayız. Şimdi mesela Ali'nin payına 30x, Burcu'nun payına 150x, buna 60x, buna 120x diyebiliriz. Fakat ben biraz zekiyim sevgili arkadaşlar. Şurada gördüm hepsinden de sıfırlar ortak ya. Sıfırları yokmuş gibi düşünüyorum. Yani Ali'nin payına 3x diyorum. Burcu'nun payına 15x diyorum. Tamam mı? Sıfırları atın. Can'ın payına 6x diyorum. Dila'nın payına 12x diyorum. Sıfırları atmasak da olur. Yani buna 30x, buna 150x falan da diyebilirdik. Fakat neden büyük sayılarla uğraşalım ki? He vallahi. Toplam diyor bakın toplam 1800 metrekareymiş. Yani hepsinin toplamı 1800 metrekareymiş. O zaman bakalım hepsini toplayalım. 12x artı 6x 18x bu ikisinin de toplamı 18 18 18 36. Yani tamamı 36x'tir. Hocam ne yaptınız? Bu 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 ve bunu topladım kardeşim. 36x eşittir neye? 1800'e. Anlaşıldı mı? Buradan x'i bulalım. X kaç çıkıyor? 50 çıkıyor sevgili arkadaşlar. Değil mi? 5 kere 36, 180 bir de 0 var 50. Tamam. Kimlerden bahsetmiş? Dilan ve Burcu'dan bahsetmiş. Hemen buraya Dilan yazıyorum buraya da Burcu yazıyorum. Dilan'ın payı nedir? Hemen gidip bulacağım onu. Dilan'ın payını bulacağım. Dilan neredesin Dilan? Dilan diyor ben 12x'im. X yerine 50 yaz o zaman 12 çarpı 50 600 mi eder? Dilan'ın payı 600 metrekaredir. Bu burada kalsın. Burcu'nun payına geldim. Burcu'nun payı 15x'tir. E, X'i de biz 50 bulduk artık. 15 çarpı 50, 75 mi? E, 750 mi? He. Bunun payı da 750 metrekaredir diyoruz. Arkadaşlar, Dilan kendi payının metrekaresini 60 TL'ye satmış. 60 TL'ye satmış Dilan. Pardon, pardon, pardon. Kafayı yeme kardeşim. Burcu kendi payının metrekaresini 60 TL'ye satmış. Burcu ha. Burcu 60 TL'ye satmış. Dilan kendi payının metrekaresini kaç TL'ye satmış diye sormuş arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. İkisi de eşit miktarda para almış. Doğru mu? O zaman e, bakın burası arkadaşlar bakın 600 ters. 60 ise 750'ye 75'tir direkt diyebilirsiniz. Fakat Dilan'a gelen para ne kadar? E, Dilan'ın toplam 600 metrekare alanı var. E, şeyi var. Arazisi var. Metrekaresini X TL'den satıyor. O zaman toplam gelen para ne kadar? 600 x'tir. Dilan'a ki toplam gelen para ne kadar 60 çarpı değil mi yani 750 metrekare e, alanı var arazisi var metrekaresini 60'a satıyorsa toplam ne kadar para gelecek o zaman 750 çarpı 60 lira para gelecek bunlar birbirine eşittir diyor kardeşim aha şuradaki 60 ile buradaki 600'ü sadeleştirsek 10 oluyor buradaki 10 buradaki 0 gitti x eşittir kaç çıktı 75 bu kadar basit he vallahi 75 olacak sevgili arkadaşlar devam ediyoruz. Bir balıkçı denizde 4 çeşit balık yakalayıp satmaktadır. Aşağıdaki birinci grafikte balıkçının belirli bir günde yakaladığı balıkların çeşitlerine göre sayıca dağılımı verilmiştir. İkinci grafikte ise yakalanan bu balıkların aynı gün içerisinde sayıca dağılımını vermiştir. Arkadaşlar bakın bu grafik ne? Grafikleri anlamak çok önemli. İki tane grafik var burada. Birinci grafik neymiş? Balıkçının yakaladığı balıkların sayısı. İkinci grafik ne? Bu yakalanan balıkların satılanların sayısı. Güzel. Sevgili arkadaşlar bakın bu grafiğin altında çok hayat kurtarıcı cümleler kurmuş okuyoruz. Gün sonunda bu balıkçı yakaladığı liferlerin tamamını satmış ve yakaladığı levrek balıkların ise 15 tanesini satmıştır. Şimdi burta, yani buradaki cümle zaten hayat kurtarıyor, can kurtarıyor sevgili arkadaşlar. Yakaladığı levreklerin 15 tanesini satmış. Bu ne? Satılanlar. Bu ne? Yakalananlar. Yani burada yakala, yazalım arkadaşlar. Yakalanan balıklar burada satılan satılan balıklar. Güzel. Sevgili arkadaşlar bana diyor ki levreklerin 15 tanesi satılmıştır. Satılanlar nerede? Burada. Levrek nerede? Şurada. Yani 15 tane levrek satılmış mı? Evet. O o zaman arkadaşlar bakın bütün merkez açılar da bize verilmiş. Yani 75 dereceye 15 tane balık, levrek balığı denk geliyor. 75'e 15 ise 50'ye kaçtır? 75'e 15 ise 120'ye kaçtır? Oran orantı yaparak bütün şeyleri bulabiliriz. Fakat zaten dikkat ederseniz arkadaşlar 75-15... Yani 75, 15'in kaç katıdır? 5 katıdır. Başka bir deyişle ben 75'i 5'e bölersem 15'i bulurum. Doğru mu? Bakın 75'i 5'e bölün. Sonuç kaç? 15. He. E burada zaten tamamen oran orantı konusu arkadaşlar. Bakın 75'i 5'e böl 15. 50'yi 5'e böl. Burası kesinlikle 10'dur. 10 tane de lüfer yakalamıştır. 120'yi 5'e böl. Kaç oluyor? 24 mu? He. 24 tane alabalık satmıştır satmış arkadaşlar. Bunlar satılanlar. E, 115'i 5'e böl 23 mü? 23 tane e, çipura çupra satmıştır. Sevgili arkadaşlar bakın satılanların hepsini de buldum. Ve burada çok önemli bir cümle söylemiş. Şuradaki cümle sevgili arkadaşlar bu grafikle bu grafik arasında bir köprü oluşturacak. Diyor ki gün sonunda bu balıkçı yakaladığı lüferlerin tamamını satmış. Yakalananlar burada. Satılanlar burada. Kimlerden bahsetmiş? Lüferlerden bahsetmiş. Lüferler, yakalanan lüferler burada. Bu yakalanan lüferler içerisinde satılanlar da burada. Bana diyor ki yakalanan lüferlerin tamamı satılmıştır. E satılanlar zaten 10 tanedir. 10 tane lüfer satılmışsa demek ki 10 tane de lüfer yakalanmıştır. Bakın bir köprü oluşturdu. Tekrar ediyorum. Yakalanan Yakaladığı lüferlerin tamamını satmıştır. Yakalanan lüferler burada. Satılan lüferler burada. Satılan 10 tane lüfer var. Bunu biliyorum. E satılan 10 tane lüfer varsa ve lüferlerin tamamı satılmışsa o zaman 10 tane lüfer yakalanmıştır. Sevgili arkadaşlar bakın 40'a 10'sa 100'e kaçtır? Oran orantı yaparak buradaki her şeyi bulabiliriz. He valla. O zaman... Dikkat edin bu bunun kaç katı? 4 katı. Başka bir deyişle 40'ı 4'e bölsem 10. O zaman bunu 4'e bölsem mesela 100'ü 4'e bölün 25. 25 tane çipro yakalamıştır. 80'i 4'e böl 20 tane mi? 20 tane levrek yakalamış. 140'ı 4'e bölüyorum. 35 tane de alabalık yakalamıştır. Hepsini buldum. Şimdi sorulara geçiyorum sevgili arkadaşlar. Bu balıkçı kaç tane alabalık yakalamıştır? Alabalık yakalananlar burada ha. Kaç tane? balık? 35. He valla var mı şıklarda? Olmaz mı kardeşim? Olmaz mı? Harikayız. Cevabımız Edirne. Bu balıkçı kaç tane levrek yakalamıştır? Yakalamıştır. Yakalananlar burada. Levrek valla 20 tane. E valla cevabımız Ceyhan. Yakalanan çupra balıkların yüzde kaçı satılmıştır? Şimdi çupradan bahsetmiş arkadaşlar. Çupradan bahsetmiş. Hemen bakıyorum. Kaç tane çupra yakalanmış? 25 tane çupra yakalanmış. Peki bu yakalanan çupralardan kaç tanesi satılmış? Bakıyorum. 23 tanesi satılmış. He, 25 tanesinde yakalanan 25 çupradan hocam neden çupra diyorsunuz biz halk dilinde çupra diyoruz e valla ha çipora ha çupra niye bu kadar buna takıldın anlamadım yakalanan 25 çupradan 23 tanesi satılmışsa bana diyor ki yüzde kaçı satılmıştır ah bitti hemen buradan bu, buluyorsun yani şuradan yapalım isterseniz x eşittir 100 çarpı 23 bölü 25. 100 çarpı 23 bölü 25. Bu biraz zordur ha. 100'ü 25'e böl 4. 4 kere 23 kaç eder? 92 mi? He, 92. Ya da şöyle düşünün. Yakaladığı 25 çupradan kaç çupra satılmıştır? 25'ten 23'ü satılmışsa bunu 4 ile genişlet. 92. 4 kere 23 92 eder ha. 92 bölü 100. Yani %92'si satılmıştır. Sevgili arkadaşlar dairesel grafiklerin ilk videosu bu şekildeydi. Videolar fazla uzasın istemiyorum. Bir sonraki videoda dairesel grafiğe devam ediyoruz. Zaten bu birinci adım oluyor. ikinci adım, üçüncü adım. Bu, bu şekilde siz devam edin. Grafik tabloyu bu şekilde gideceğiz sevgili arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın. Şu bildirimlerinizi açın. Bildirim gelmiyorsa bir çözüm bulun sevgili arkadaşlar. Ayarlar kısmına girerek kendi bildirimlerinizi açabilirsiniz. Kafanıza takılan sorular varsa yorumlara atabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki adımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.